herkese merhaba. Ben Gamze. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle yüz yüze video çekmiyordum. Bugün hem birazcık hasret gidermek istedim hem de artık böyle videolar çekmek istediğim için bir başlangıç olmasını istedim. Öncelikle niye uzun zamandır video çekmiyordum? Bundan sonra neler yapacağız ve kanalımda ne gibi değişiklikler yapacağım? Bunlardan bahsedeceğim. Ben geçen yıl KPSS'ye hazırlandım. Bundan dolayı da kanalımla ve sosyal medya hesaplarımla çok ilgilenemedim. Sonrasında tabii o süreçten sonra bir boşluk verdikten sonra ister istemez sosyal medyadan uzak kalıyorsunuz. Ve sosyal medya şey değil, yani sürekli orada olmanız gerekiyor. Bir şeyler paylaşmanız gerekiyor ve ben o insan değilim. Bunu da zaman geçtikçe fark ettim. Evet, pandemi zamanı güzeldi, hiç işimiz yoktu. Bununla ilgilenmek güzel oluyordu gerçekten. Ama sonrasında bunu sürekli yapmak, yeni reelsler peşinde koşmak, yeni içerikler üretmek beni yordu ve yıprattı. Üretkenliğimi de aldı. Onun için o keyif aldığım hobilerden artık keyif almaz oldum. İnsanlar yazıyorlar bana işte devam edin falan. Hani iyi niyetliler ama herkes onlar gibi değil. Üslubu kötü olan insanlar da vardı ve ben bundan dolayı yıprandım. Tabii bunun yanında ekonominin kötü gitmesi, küçük işletmelerin burada çok zorluk çekmesi vesaire beni hep demoralize etti ve geri plana attı. Ben de o yüzden hani memuriyet için niyetimi geri döndüm. Aslında 2020 sınavına da hazırlanmıştım ve istediğim gibi olmamıştı. Ondan dolayı da biraz kırgın olduğum için 2022'de hazırlanmadım. 2024'de kısmet oldu. Geçen yıl da tam konsantre bir şekilde sınava hazırlandım. Bir şekilde istediğimi de aldım aslında. Tabii ki de emeklerimin karşılığı değildi ama bu da birazcık sistemin değişmesi ve bu yeniliklerin yayın evlerine yansımamasından kaynaklanıyor. Benim yaptığım hatalar var mıdır? Evet vardır ama ben kendi içimde iyi bir yol kat ettiğimi düşünüyorum ve bu birikimimden kaynaklı 2025 KPSS'ye de girmeye karar verdim. Normalde ben öğretmen değilim ama bu yıl formasyon almak istiyorum. Bunun için de 9 Eylül'de kaydımı yaptırdım ve geçen hafta formasyon derslerim başladı. Formasyonla birlikte bu yıl da KPSS'ye gireceğim. Zaten 2024 sınavından gelen bir genel kültür, genel yetenek birikimim var. Bunun üzerine eğitim bilimlerini de ekleyerek bir öğretmenlik alanından ilerlemeyi düşünüyorum. Bu bir alternatif. Çünkü ben mühendisim ve sadece Tarım Bakanlığı'na atanabiliyorum. Tarım Bakanlığı dışında da bir alternatif olması açısından bu belgeyi almak ve bu sınava girmek istedim. Yüksek lisans yapmak da planlarımın arasındaydı ama yüksek lisans yaptığımda yüksek mühendis olacaktım ve yine Tarım Bakanlığı için atama bekliyor olacaktım. Bir alternatif olması açısından bunu almak daha mantıklı geldi. Ve Tarım Bakanlığı'nın belirli bir alım periyotları var. Benim şu anki puanımla da bir alım bekliyorum ama bu periyot 1-1,5 yılı bulabiliyor. En azından bu süreçte ben de bu boş vaktimi değerlendirmek istedim açıkçası. Elimde bir tane daha ekstra bir şey olması için. Böyle bir yola girdik ve bu yol sürecinde sizinle ders çalışma sürecimi ve neler yaptığımı paylaşmak istiyorum. Bunun yanında sadece bununla kalmayıp neler yaptım ya da gördüğüm bir şey ya da yaptığım bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Çünkü kanalımın bu kadar kısır döngüde kalması beni çok mutsuz ediyor. Ya bir şeyler yapmak istiyorum ama insanların da tepkisinden çekiniyorum. İşte biz seni böyle sevmiştik, biz seni böyle görmüştük, bir daha bunlardan yapmayacak mısın tarzında yorumlar geldiğinde hani üzülüyorum. Çünkü sadece ondan ibaret değilim, yani bir sürü yapabileceğim şey var ve bu gelen yorumlar da beni birazcık benim yapacaklarıma ket vuruyor. Ben böyle olmasını istemiyorum. Sosyal medya hesaplarımı da bu yüzden kullanmak istemiyorum. Çünkü bir şey geldiğinde hep bununla ilgili oluyor. Şunu da yapacak mısınız? Bunu da yapacak mısınız? Yani iyi niyetliler, anlıyorum onları ama insanlar farklı bir yola da girebilirler. Benim üretkenliğim de bundan birazcık köreldi. Hani çok seviyordum yaptığım işi, yaptıklarımı hala seviyorum aslında ama o kadar çok yapmak zorunda kaldım ki. Ve yani bunun için bir de sosyal medyada ayak uydurmak için bir şeyler üretmeniz gerekiyor. Onun da zorunda kaldım. Ve o noktada fazla şey hırçında olduğum oldu, yani hani yetişmeye çalıştım ve bu beni birazcık sinirlendirdi, gergin bir hale soktu. Bunu tabii uzak kaldığımda fark ettim. O yüzden yeni bir sayfa açıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi ben geçen yıldan kalan kitaplarımı ayırdım. Onlarla devam edeceğim. Bunun yanında eğitim bilimlerinden de birkaç tane kaynak buldum. PDF olarak onlardan devam edeceğim. Videoları izlemeye başlayacağım. Henüz daha ders çalışmaya başlamadım. Ama bundan sonra başlayacağım. Formasyon alma işleminde de
Yine eşim sağ olsun destek oldu. Daha doğrusu o fikir verdi. Hani böyle bir şey düşünüyor musun diye. Onun isteğiyle, onun beni birazcık yüreklendirmesiyle bu yola girdim. 9 Eylül Üniversitesi'nden alıyorum. Aslında ben Aydın'da yaşıyorum ama Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi açmadı formasyonu. Çünkü branş olarak burada staj yapabileceğim bir okul olmadığı için mecbur İzmir'e git gel yapıyorum haftada 2 gün. Bu da birazcık yorucu oluyor. O yüzden videolarım bazen sekteye uğrayabilir ama bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmek istiyorum. Geçen yıl kullandığım kaynaklardan ben çok memnundum ve verim aldım. Genel kültür kısmında özellikle. Genel yetenekte de çok çok matematiğe iyi olan bir insan değildim ama ilk başladığım noktadan 3 katına çıkarttım netlerimi. Ondan dolayı memnunum. Ama yani bu şey bir şey. Sözel zeka ve sayısal zeka ayrı bir şeyler. Kültürde çok iyi, kendime göre iyi bir net yaptım. Tabii ki daha iyisini yapabilir miydim? Yapabilirdim ama 48'e 7 de çok kötü bir net değildir diye düşünüyorum. Genel yeteneğim kötüydü. Çünkü paragrafta bayağı zorlandım. Bu yıl farklı bir şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Özellikle paragraf sayısını, paragraf çözdüğüm paragraf sayısını az tutmayı düşünüyorum. Çünkü serseri bir kurşun gibi ne çıkacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Yani sınav anında gerçekten sınava oturduğunuz psikolojiniz iyiyse ve sınavı iyi yönetebiliyorsanız evet paragraf sorularını çok rahat çözebilirsiniz ve doğru cevaba ulaşabilirsiniz ama eğer tedirgin ve kaygılı bir insansanız sizi çok yanıltabilen sorular oluyor. Eğer ki fullemek gibi işte 90 puan almak gibi bir derdiniz yoksa ve branşınız buna uygunsa bence yani paragraftan ziyade dil bilgisi ve sözel mantıkları çözdükten sonra paragraflara yönelmeniz daha mantıklı. Çünkü paragraf çok fazla vakit alan ve sınavın gerçekten gidişatını etkileyen bir kısım. Birazcık ben bundan dolayı patladım yani. Matematikte göremediğim soru sayısı bu yüzden çok oldu. Sınava genel kültür, genel kültürden başlayıp sonra genel yeteneğe geçiyordum. Bir tek yaptığım iyi şey buydu. Çünkü 60 soruyu bitirdikten sonra sınavın yarısını bitirmiş oluyorsunuz ve kalan 60 soruya daha çok vaktiniz kalıyor. Tabii ki bu sınavda yani 2024 sınav için söylüyorum. Benim hatam şuydu. Sadece geçmiş yılların kaynaklarını baz alan yayınlardan yararlandığımız için ya bu daha doğrusu hepimizin yaptığı bir hataydı o yıl hazırlananlar için. Bundan dolayı sınav sorularını gördüğümüzde şok olduk. Ben şimdiki düşüncem olsa sadece TYT, AYT ve ALES sorularından yararlanırdım matematik Türkçe kısmında. Çünkü soru tipleri gerçekten farklıydı, uzundu, süre asla yetmiyordu. Bunu herkes hani bilir ki bu netlerin az nete çok puan gelmesinden de bellidir zaten. Onun için bundan sonraki süreçte TYT, AYT artık gerekli kaynaklar neyse bunlardan yararında MEP kazanımlarını çözmeye öncelik veririm. Çıkmış sorular çok da artık aynı tipte gelmiyor. Evet ana fikir olarak aynıdır belki ama soruyu çok uzattıkları için MEP kaynakları benim daha önceliğimde olur. Ben buradan gitmeyi düşünüyorum. Zaten dediğim gibi iyi bir altyapı yapmıştım. Kısa bir bilgileri çağırmayla hepsinin geri geleceğini düşünüyorum. Tek derdim eğitim bilimleri. Çünkü hiç bilmediğim bir alan. Nasıl ilerlerim, nasıl yaparım? O konuda bir fikrim yok. Birkaç tane kaynak edindim. Onlara göre ilerlemeyi planlıyorum. Benim hocam kanalı ve Index Akademi'den birkaç video izlemiştim. Hocaları da biliyorum. Ama diğer hocaların da nasıl olduğuna dair fikrim yok. Eğer ki bu videoyu izliyorsanız ve bana fikir vermek isterseniz yorumlara bırakın lütfen. Çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok. Sıfır bir şekilde ilerliyorum. Hani matematik ve Türkçe'de iyi kötü bir daha önceden öğrendiğiniz bilgiler vardır ve bunları üzerine koyabileceğinizi anlarsınız. Bunda sıfır olduğum için onun tedirginliği var. Ama başarabileceğimi düşünüyorum. Çünkü sevdiğim bir alan. Hani psikoloji, eğitim. Bakalım nasıl olacak? Ben de meraklıyım. Burada yeni öğrendiğim şeyleri sizinle mutlaka paylaşırım. Bu videoyu izlerseniz bana pozitif veya negatif eğer ki bildiğiniz bir şey varsa ya da duygularınız, düşünceleriniz benimle paylaşın lütfen. Ben de ona göre videolarıma şekil vereyim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.